Anacığım. Neden etli oluyor? Düşmana inat, sabırlı olun. Ne olur. Ciğerim yanıyor oğlum. Ciğerim yanıyor. Kuzum, kuzusunu göremeden al kanlara boyan. Artık o şerefli bir şehidin evladı. Sen de o yiğidin anasısın. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Ondan geldik, ona geri döneceğiz. Bunlar da oğlunuzun emaneti anacığım. Nice sultanlar. Ay yavrum. Kınalı kuzum. Tahta. Kızına hanımına hediyeler aldın da. Öyle bir şey düştün yavrum. Nice senin gül ben. Emanetin emanetimdir. Gözün arkada kalmasın yiğit oğlum. Şehidim. Kuzum. Senin gül ben. Oğlunuzun yerini tutamayız. Ama bizi de bundan sonra bir oğlunuz bilin. Onun kanını yerde bırakmayacağız. Oğlunuzu geri getirmez. Ama hiç değilse yüreğinizi ferahlatır. Allah yardımcınız olsun evlatlarım. Allah'ım sizi korusun. Allah vatanımızı böldürmesin. Terörden beslenen kim varsa belasını versin. Amin. Dosyada bulacağımız bilgiler çok işimize yarayabilir. Çakal'ın oyununu çözersek ülkenin başına çorap örmeye çalışanları da yok edebiliriz. İnşallah o dosyadan bir şey çıkar. Yoksa bende sabır mabır kalmadı. Bizimkilere haber vereyim de gidip soruştursunlar şu Serkan'ı. Alo Sebo. Çakal Serkan diye bir heriften bahsetti. Yüzünde faça varmış. Başka da bir şey söylemedi. Tamam, sorarız muhbirlere. Sistemden girer kendim de bakarım abi. Üstrev kod adlı biri varmış. Serkan'ı bulursak onu da bulacağız herhalde. Buradan da merkez karakoluna gidiyoruz. Anlaşıldı gözüm. Hadi Allah'a emanet. Biz hallediyoruz inşallah. Paşam.
Hadi sivilleri çek, gidiyoruz. Nereye? Bizim muhbirleri yoklayacağız kurban. Ali bir isim verdi. Onu bulmamız gerek, hadi. Serkan diye bir herifmiş. Beyefendinin kendisi nerede acaba? Ne diyorsun oğlum? Hayırdır? Sebo, iki tane şehit vermişiz. Ciğerimiz yanıyor. Ama Ali Bey nerede? Ortada yok. Arıyor, bir isim veriyor. Kim olduğu belli değil. Bizi de onun peşinden sürüklüyor hep. Bak İlker'im. Sen beğensen de beğenmesen de bu adam bu ekibin lideri. Sen de bu ekibin parçası olduğuna göre bence artık alışsan iyi olur. Hadi kalk, üstünü değiştir. Allah Allah. Bunlar izinle değil miydi? He. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır beyler, niye şaşırdınız böyle? Siz izinle değil miydiniz beyler? Ne işiniz var burada? O ne demek paşam? Biz de ekip birden değil miyiz? Ayrı gayrı mı var? Ya yok baltam, o nasıl laf, kurban olduğum. Tabii ki biriz de, birkaç gün daha bir kafa dinleseydiniz hani. Ya Sebattin abi, güzel abim, yorma kendini abi. Biz yapacağımız izin yaptık, siz merak etmeyin. Eyvallah. Ya abiler, size bir şey söyleyeceğim. Her gün bunca şehit verirken bize geri durmak yakışır mı? He? Düşman duruyor mu? Durmuyor. Acımızı içimizde yaşarız. Düşmana da çok çaktırmaya gerek yok birader. Eyvallah. Öldü mi? He? Koca olan. Bitin köpeğin bol olduğu yerde birilerinin de sopayla dolaşması lazım. Değil mi ağalar? Ki yekten dalmam, olasılık dahilinde olsun. Mevzu ne birader, anlatın. Bir yolda anlatırız diyorum. Hadi. Hadi o zaman. Hadi. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ha? Niye kapattın şimdi durup dururken telsizi? Ya baba, söz vermedin mi? 3 gün boyunca operasyon, telsiz telefon yok diye. Sen ne işler çeviriyorsun? Anlat bakayım. Bizim okulda şiir okuma yarışması düzenlediler. Ona hazırlanıyorum baba. Vay. Hangi şiirle katılacaksın peki? Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri. Tamamdır evlat. Emin ellerdesin, merak etme. Seni öyle bir hazırlayacağım ki şiir okuduğun zaman herkes küçük dilini yutacak. Ciddi ha? Misin baba? Şiir okuyabiliyor musun sen? Okuyabiliyor musun ne demek kerata? Yazıyorum bile. Bak şimdi. Bak iyi dinle. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için var. Aman baba, sen bana yarışma günü destek olmaya gel. O bana yeter de artar bile. Kartal 2, Kartal 1. Kartal 1 dinlemede. Adamı gördüm, temasa geçiyorum. Tetik de onu hafız. Anlaşıldı Kartal 2. Çok dikkatli ol abi. Ya aga, Sebo'yu neden yalnız gönderdik? Biz de gitseydik ya. Olmaz baltam. Çok dikkat çekeriz. Oradaki herifler boş değildir. Başımıza boş yere iş alırız.
Aradığınız herif bu. Eyvallah Hafız, süpersin. Gidip alayım şunu. Ne oluyor lan orada? Olduğun yerde kal Serkan! Sağ bırakmayın şunu. Hadi beyler, duyduğunuz şenlik var. Ha gençler. Birazcık delikanlılığınız varsa bu işi silahsız halledelim. Bilek bile. He? Arkadaşlar silah sesi kesildi he. Hadi beyler. Lan! Beyler balta nerede? Şimdi buradaydı birader. Balta! Şimdi buradaydı. Kıpırdamayın lan! Vururum lan sizi. Kalem tutacağına silah tutan gençlere ayar olurum ben. Serkan denen namussuz şu aradan kaçtı. Tamamdır abi. Hadi toparlayalım şu herifleri de peşine gidelim hadi. Sakın sıkmaktan çekinmeyin. Yeterince cephanemiz var arkadaşlar. Ortalık iyice karışsın istiyorum. Kimse sağ kalmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yürüyün o zaman. O karakolu yerle bir edin. Burada mı Arşiv? Evet. Bu karakolun alt katında gizli bir bölümde. İyi nöbetler kardeşim. Sağ olun amirim. Dur dur. Bana bırak küçük hanım. Gel canım. Hoppa. Teşekkürler. Rica ederim. Hanım ne işin var senin burada? Yemek getirdik sana. Sağ ol. Ne demek? Baktık, nöbetler bitmiyor. Senin geleceğin yok. Kızımla kalktık, biz geldik. Zahmet etmeseydiniz keşke. Özledik baba seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş bulduk. Sanırım arşiv için siz yardımcı olacaksınız, öyle mi? Evet efendim. Böyle buyurun lütfen. Sonrasını biz hallederiz. Teşekkürler. Peşimde 3-5 polis var. Çabuk adamları topla gel. Lan dolu gelin ha. Aha işte orada. Şerefsiz kaçma! Lan! Dur! Dur! Polis! Lan! Teslim ol! Lan kaçma, kaçma lan! Dur! Ah!
Sakin olun, sakin olun. Hadi beyler, hadi. Adam kaçıyor, hadi beyler. Yenge enfes olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi yenge ne yiğitinizle geldiniz, biz de nasiplenmiş olduk. Polis eşiyiz biz. Evin babası eve yemeğe gelmezse yemek ona gelir. Allah senden razı olsun hanım. Afiyet olsun. Ha köşeye sıkıştı. Teslim ol. Yaklaşmayın lan. At silahını. Şimdi ne yapacaksın lan? Lan buraya. Lan buraya. Artık. Lan. Hadi şerefsiz konuş. Hüsrev nerede? Konuş lan. Hüsrev'in yüzünü gördüğünüz an öldüğünüz andır. Lan sırıtma. Orası bizi bağlar. Öt bakalım nerede Hüsrev? Yoksa bizim koca oğlan seni çiğ çiğ yer. Konuş lan. Konuş. Dökül. Sabrımı zorlama. Bak bugün iki şehit verdik. İçimiz yanıyor lan. Konuş. Seni façanı bozan bozmuş zaten. Bir de ben çizmeyeyim şimdi. Gel. Paşa, paşa, ya, tamam, paşa. Oğlum, lazım oğlum, biz o adam lazım lan. Tamam oğlum. Öldüreceksin tamam. Oğlum adamı. Yalnız Zeki mi? Şu an kim bilir kaç olmuştur şehitleriniz. Hüsrev şu an merkez karakolunu yerle bir ediyordur. Bu karakol Ali ile Savcı Hanım'ın gideceği karakoldu. Ne diyorsun ya? Abi ara hemen. Ara hemen çabuk. Yok. Ulaşılamıyor. Bir de Savcı Hanım'ı ara. Yok arkadaş, o da kapalı. Kat! Kat! Abicim bunların hepsini ben de biliyorum. Yok bilmem ne kadar adam öldürmüş, onu kaçırmış, bunu kesmiş. Çakal kim abi, bize onu söyle. Alo. Bir dakika. Ünlü iş adamı Timur Atabey'in evinde dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında karısı ve kızı feci şekilde can verdi. Vay vay vay. Polis kundaklama olmasından şüpheleniyor. Atabey cehenneminde flaş gelişme. Karısı ve kızının ölümünden sonra kendisinden uzun zamandır haber alınamayan Timur Atabey sonunda ortaya çıktı. Polise verdiği ifadede evinin gözünün önünde kundaklandığını söyleyen Atabey, saldırıyı gerçekleştirenleri tanımadığını söyledi. Polis şimdi her yerde Atabey'in eşkalini verdiği zanlıları arıyor. Böyle bir şey kim yapmış olabilir? Heh. İşte bize her şeyin cevabını verecek soruyu sordun. Yüzüme girdiniz. Aferin lan. Tam zamanında geldiniz. Ayıp ettin abi. Her zaman emrindeyiz. Bir
Planımız nedir beyler? Vallahi kurban. Silahlara davransak... Herifler bizi kevgire çevirir. O kadar. Ben derim ki çekip sıkalım. Vurursak kahraman oluruz. Vurursak şehit oluruz. Aynen. Katılıyorum. Yekten dalsak... Olmaz. Daha zekice bir çözüm lazım bize. Ne konuşuyorsunuz lan öyle kendi aranızda fısır fısır? Tırstınız değil mi? Git al lan şunların silahlarını. Şunlara bak. Kapana kısılmış fare gibi kıvranıyorlar. İşte aradığımız fırsat geliyor. Hangi fırsat? Söyle biz de bilelim paşam. Carlos. Heriflerin üzerindeki tabelayı görüyor musun? Ben de. Onu tek seferde heriflerin üzerine indirirsek... ...o hengamede üstlerine çökeriz. Hallederiz Emel abla. Güzel. Herkes işaretimi beklesin o halde. Hadi şimdi! Şimdi avantaj bizde. Sayılar önemli değil. Hadi. Hadi be Murat amirim. Hadi sen bak şu telefonuna. Ben nöbetçiyi indirir indirmez ateşe başlayacaksınız. İçeride kimse sağ kalmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Baskın var. Herkes savunma düzeni alsın. Aman Allah'ım. Sakın buradan bir yere ayrılmayın. Gözünü seveyim bey. Bizi başsız koyma. Nasip kısmet. Ne olursa olsun siz sakın buradan ayrılmayın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Gidip çakalı kendi silahıyla vuracağız. Tamam. Buyurun. Neler oluyor? Bilmiyorum, şimdi öğrenirsin. Bizimkilere haber vereyim, destek sağlasınlar. Yukarı çıkana kadar telefon çekmez Ali. Burası gizli bir arşiv. Hadi. Durmayın lan. Kimse sağ kalmayacak. Yok edin şunları. Sakın yanımdan ayrılma. Merak etme, ben de üzerime düşeni yaparım. Sen onu kullanmayı biliyor musun? Birazdan kendi gözlerimle görürsün. Ya kızım, Canan. Bugün
Müdür neden sürekli dışarıda? Bizim kız savcı değil mi? Duruşması olmadığı halde sürekli polis gibi oradan oraya gidip kendini tehlikeye atıyor. Yani Handan teyze, ben de bilmiyorum. Ali Babür diye bir polis var. Sürekli onunla beraber yani. Şu gönüllü kurtaran Ali mi? Hani yakışıklı komiser? Evet, ta kendisi. Bak şimdi kızım. Senden hayırlı bir işe ön ayak olmanı istiyorum. Bizim bu kızın kendi başına evleneceği falan yok. Bu Ali de belli ki gözü pek bir çocuk. Diyorum ki biz bunları baş göz edelim. Ben bu Ali'yi teşekkür etmek için yemeğe davet edeceğim. Sen de bu arada gönlünü ince ince işle. Olur mu? Anlaştık Handan teyze. Sen hiç merak etme. Ay anne, vallahi senden korkulur. Baba! Asif! Ben size bekleyeyim demedim mi? Çok tehlikeli burası. Sakın yaklaşmayın. Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Ne olur! Bırakma bizi! Durun orada, bekleyin. Sakın gelmeyin. Acele edin beyler. Merkez karakoluna yetişmemiz lazım. Hadi. Acele. Acele edin. Gönül, sen burada kal. Hayır, ben de geliyorum. Ya burada bekle dedim. Çatışmanın ortasındayız. Ben de hayır dedim. Geleceğim. Ya arkadaş, bu nasıl bir inattır ya? Gördün mü Ali Babür? Ben de silah kullanabiliyormuşum demek ki. Yani... Siz en iyisi benim yanımdan ayrılmayın sayın savcım. Peki tamam, ayrılmam. Sen buradan bana koruma ateşi aç. Çok dikkatli. Anne. Merak etme. Kocam. Kocamı kurtarın ne olur. Kocam. Ne olur kocamı kurtarın. Abla kal orada, hareket etme, dur. Kahretsin, bir işi halledin bu sersemler. Hadi çabuk ateş et, hadi. Şu fedai gazaya hak verilir ayağın. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Ya. Allah'ım becerisiz. Sakın el, ekip arabasının orada. Lanet olsun, bunlar da nereden çıktı? Nasıl?
İyi olacaksın. Merak etmeyin. Ambulans birazdan burada olur. Vah vah ah ah ah. Allah'ım bu ne böyle Allah'ım. Abi bu zulüm ne zaman bitecek ya? Biz bitireceğiz abi, biz. Yine onlar çocuğu söndürdüler. Bir sürü şehidimiz var. Ne istiyorlar bu vatan sevdalılarından? Terörden, kaostan nemalanan oldukça maalesef yaşayacağız bunları abi. Ben bu davaya baş koydum. Ülkemdeki vatan hainlerini temizlemek için kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz. Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'ndan sonra gözleri yaşlı, şehitlerin arasında gezer. Aralarında amcası Hazreti Hamza'yı görünce başucuna çöker. Ona şöyle seslenir. Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevilmeyi bırakıp sana yas tutardık. Peki baba, neden öyle buyurmuş Efendimiz? Çünkü oğul, şehadet kalanlar için matemdir. Gidene ise düğündür. Peygamberimizin bu sözleri üzerine yüreğindeki hüznü hafifletmesi için Ahzab suresinden 23. ayet nazil olmuştur. Müminlerden öyle erler var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İşlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmek için şehit oldular. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ekip 1. Biz dirlik için yaşar, bir olan Allah için ölürüz. Eyvallah. Şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız. Bu zulmün başı kesilinceye kadar çarpışacağız. Söz mü? Sözümüz söz. Sözümüz söz. Sözümüz söz. Şahit ol Allah'a. Acele edin. Çabuk olun, oyalanmayın. Hadi, hadi. Efendim. Evet, durum ne? Ekip Serkan'ın işini bitirmiş. Allah kahretsin. Çok üzerimize gelmeye başladılar. Önce mekanlarımız basılıyor, sonra adamlarımız ölüyor. Diğer depolarda durum ne? Hızla boşaltıyoruz. Bu iş depo boşaltmayla olmayacak. Elimdeki şu oyuncaklarla hala ilgileniyorsun değil mi avcı? Sana da elindeki oyuncaklara da her zaman ilgi duydum Hüsrev. Elimde çok seveceğini düşündüğüm bazı parçalar var. Başka arkadaşlar görmeden sen bir gör istedim. Senin de bana karşı boş olmadığını biliyordum Hüsrev. O zaman 2 saat sonra her zamanki mekanda. Hay hay. Ev paşa paşa ayağıma geldi. Gerisi bundan sonra avcı ne derse o olacak.
Artık ekibin sahadan çekilme vakti geldi. Selam söyle. Gel bakalım. Üstü belime düştü, ekibi geri çek. Gerisini ben hallederim. Ne âlâ. Önce üstü ele ver, sonra elime düştü deyip ekip biri geri çek. Senin de benim elime düşeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum amca.